Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde patlıcan moru ve krem tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Dileyen misnalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar patiğimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Buyurun patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı böyle. Çok güzel, şık, çeyiz için uygun, zarif bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz. Sonrasında orta kısımlardan artırma yaparak ön bölümü tamamlıyoruz. Ardından taban ve topuğunu örerek patiğimizi bitiriyoruz. Bu renkli ipim ile patiğime başlayacağım. Hanımlar 50 ilmek olarak başlıyoruz. İpimizin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım. Toplamda 50 adet ilmeğimi atacağım. Şimdi birinci ilmeğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın 10 ilmeğimizi attık. Bu şekilde toplam 50 ilmek atıp gelelim. Evet hanımlar 50 adet ilmeğimi attım geldim hemen şuraya bir tane kenara düğüm atacağım. Bu fazladan ipimin ucunu da kesiyorum. Şimdi 50 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Hanımlar patiğimizin boğaz kısmında haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Evet şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sırasıyla hanımlar ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bakın şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Yine haroşalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzde düz olarak öreceğim. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar yine ördüm hanımlar geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine haroşaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. ilmeklerimizi arka yüzde yine düz olarak öreceğiz bu şekilde. Hepsini düz örüyoruz. Tekrar arka yüzde ilmekleri düz örüp gelelim. Evet hanımlar arka yüz ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın burada bir iki diş haroşamız oluştu gördüğünüz gibi. Şu birinci şu da ikinci diş haroşamız. Burada toplam 3 diş haroşa olması gerekiyor. Bunun için de yeniden şu anda ön yüzde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi düz olarak örelim. Buraya 3 diş haroşamızı tamamlayalım. Sonra modelimize başlayacağız. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Bakın burada 3 diş haroşam oluştu renkli ipim ile. Şimdi kremimizi ekleyeceğiz artık. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Şöyle. İlk ilmeğimi örerek başladım. Hemen yanına bir ilmek daha örüyorum. Ve krem ipimin ucunu şurada kendine bağlayacağım. Pati sökülmesin diye buraya bir düğüm atıyoruz. Şöyle. Hanımlar şu anda ön yüzdeyiz. Ilmeklerimizin tamamını e, krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Artık ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar bu aşamada. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için bu defa ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Gördüğünüz gibi arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın ön yüzde düz örgü düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ters olarak hanımlar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz artık patiğimizin bakın. Şu bölümündeki artırmalarımızı yapacağız. Bunun içinde hanımlar. İlk 22 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. 22 ilmek. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 22 ilmek. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. İlk 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi artırma yapacağız hanımlar. İpin şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde 7 ilmek artırma yapacağız hanımlar. 7 tane. Bakın 22 ilmek ördüm. Bir artırdım bir düz ördüm. Bakın ikinci artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın 3 ilmek artırdık. Dördüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. 5. artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. 6. artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Ve 7. artırmamı yaptım. Burada 7 tane artırma yapıyor yapıyoruz hanımlar. Şişimizde tekrar 22 ilmek kalıyor. Kalan 22 ilmeği düz örüyoruz. Bakın en son artırma yaptım. 7. kez artırmamı yaptım. Kalan ilmekleri düz öreceğim. Hatta sayarak gidelim yanlışlık olmasın. Bakın 1. ilmeğim. 2 3 4

bu şekilde hanımlar ilk artırmamızı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Bu sıramızda arka yüzdeyiz. ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz hanımlar. Artırma yaptığımız ilmekler dahil hepsini ters örüyoruz. Ben bu sırada tamamen göstermek istiyorum. Artırma yaptığımız ilmekleri de yine ters ördüğümüzü. İlk artırmamızı yaptık. 50 ilmeğimiz vardı. 7 tane artırma yaptık. 57 ilmeğimiz oldu. Bakın artırdığım ilmek ters örüyorum. Aralarda birer düz örmüştüm. Onlar da yine ters örülüyor. Bakın yine artırma yaptığım ilmek bu şekilde. İlk sıra artırmamızı yaptık. Yine hanımlar kalan ilmekleri de ters olarak örelim gelelim. Evet Hanımlar artırmalarımızı yaptık şimdi ön yüzdeyiz ve e, şu desenimiz yapacağız bu desenimiz iki sıradan oluşuyor Hanımlar ön yüzde ve arka yüzde model kurulumu yapıyoruz şimdi renkli ipimle modelimi yapacağım bakın 4 sıra krem ile ördük şimdi renkli ipimi alıyorum e, renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm yanındaki bir ilmeğimi de yine düz örüyorum kenardan iki ilmeğimi ördüm şimdi o model iki ilmek üzerine kuruluyor. Bakın önde bir iki krem ilmek var. Birinci değil ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin arada şöyle şişimi takıyorum. Burada bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki iki krem ilmek ikisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar iki ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk. Arka yüzde bu fazlalık ilmekleri toplayacağız. Tekrardan aynı modeli kuruyorum. Bakın önde iki ilmek var. Bu bir ikinci ilmek. Bu aradan şişimi takıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Ve öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. İkinci modeli yaptık. Üçüncüyü de yapalım. Bakın bir iki ilmek krem. İkinci ilmeğin aradan giriyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Ve öndeki iki krem ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yeniden bakın 1 2 ilmek var önde. 2 ilmek üzerinde model kuruluyor. Bu ikinci ilmeğin aradan girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Birlikte 4 modeli yaptık. 5.yi de yapalım. Şu önde 2 ilmek var. 2. ilmeğin aradan girdim. 1 ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım ve öndeki şu 2 krem ilmeği ikisini keserek örüyorum. Bakın 5 tane yaptık. Bir diğerini yapalım. 2 tane ilmeğim var. İkincinin aradan girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Model 2 ilmek üzerine hanımlar bu şekilde kuruluyor. Sıra sonuna kadar aynı modelimizi 2 ilmek üzerine yapalım gelelim. Evet hanımlar model kurulumunu yaptım. Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı. En son buradaki 2 ilmek üzerine de modeli kuracağım. Şu ikinci ilmeğin aradan girerek yine bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım ve bu iki kremi keserek örüyorum. Son bir kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu iki sıradan oluşan modelimizin ön yüzde ilk sırasını yapmış olduk hanımlar. Şimdi arka yüzde modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde 2 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi bakın bu ortada ilmeğimiz var. İpim karşı tarafta. Ortada hani ipimizi şişimize dolamıştık bu ilmek. Bu ilmeğimi şöyle hemen önündeki ilmeğin üzerinden atlatarak şöyle sağ şişime aldım. Sonra ipimi kendime doğru alıyorum. Bu ikili ilmeği tersten keserek örüyorum. Bakın ilk modeli yaptık. Tekrardan bakın şu ortada şöyle e, ilmeğimiz var. İpimizi şişimize dolamıştık ön yüzde. Bu ilmeğimi şu önünde bir ilmeğin üzerine atlatıp sağ şişime aldım. İpimi kendime doğru alıyorum ve yandaki iki ilmeği tersten kesiyorum. Yine ortadaki ilmeğimi önündeki ilmeğin üzerinden atlatıp sağ şişime aldım. İpi kendime doğru alıyorum ve buradaki iki ilmeği tersten kesiyorum. Bakın ön yüze modelimiz bu şekilde düşüyor. Yine ortadaki ilmeği Önündeki ilmeğin üzerinden atlattım. İpimi kendime doğru alıyorum. Öndeki iki ilmeği tersten kesiyorum. İpim karşıdayken yine bakın ortadaki ilmeği önündeki ilmeğin üzerinden atlattım. İpimi kendime doğru alıp öndeki ikili ilmeğimi kesiyorum. Yine mor ipi sağ şişime aldım. Mor ilmeği ortadaki mor ilmeğimi aldım. İpi kendime doğru alıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Bir model daha yapalım. Bakın hanımlar şu ortadaki uzun ilmek bakın şurada kendini gösteriyor. Önündeki ilmeğin üzerinden atlatarak sağ şişimi alıyorum. İpi kendime doğru alıp öndeki iki ilmeği tersten kesiyorum. Arka yüzde modeli bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Ön yüzde bakın üçerli üçerli grup halinde ilmekler var. Tekrar iki ilmeğe düşüyor. Sıra sonuna kadar modelimizi aynı şekilde Örüp gelelim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim yeniden ön yüzdeyiz iki sıradan oluşan bakın ilk modelimizi burada bir tamamlamış olduk. Ee, şimdi tekrar kremimizi alacağız. Sadece renkli ipimizi arada iki sıra modelimizi yaparken kullanacağız. Şimdi krem ipimi aldım. Hanımlar bu aşamada ön yüzdeyiz. Ilmeklerimizin tamamını ön yüzde sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi tekrar artırma yapmayacağız. Şu anda 57 ilmeğimiz var. Sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde 57 ilmeğimi ördüm geldim. Şimdi 3. sıradayız krem ipimizle bu defa artırmalarımızı yapacağız yine. İlk artırmayı yaparken kenardan 22 ilmek örmüştük. İkinci artırmada 25 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 25. Kenardan 25 ilmeğimi ördüm. Şimdi hemen bakın şu bölümdeki ikinci artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Burada da 8 tane artırma yapacağız. 8 tane. 25 ilmekten sonra bakın birinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Dördüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Beşinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Altıncı artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Yedinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Sekizinci artırmamı yaptım. Sekiz tane artırmadan sonra yan tarafta da 25 ilmek kalıyor. Kalan 25 ilmeği düz örüyoruz. Sayarak gidelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Tekrar artırmalarımızı yaptık hanımlar. Bu defa 8 ilmek daha arttı. Şişimizdeki ilmek sayısı 65 oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Krem ile 4. ve sonuncu sıramız bu. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimizin tamamını bakın artırdığımız ilmekler dahil ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. 4 sıra krem ile ördük. Şimdi 2 sıradan oluşan renkli modelimizi yapacağız. Tekrar morumu aldım. Hanımlar şu ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Şöyle kenar ilmeğimi örüyorum. İp renk geçişi olduğu için. Yanına bir ilmek daha ördüm. İki ilmekten sonra ilk modelle aynı şekilde ikinciyi yapacağız. Bakın şu ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Yine bakın iki krem ilmeğim var. Şu bir değil ikincinin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım ve öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Yine ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar ilk model ile aynı şekilde ikinci model yapılıyor. Bu şekilde ön yüzde ilmeklerimizi tamamlayalım. Yine arka yüzde de modelin ikinci sırasını ilk modelde olduğu gibi yapalım gelelim hanımlar. Eğer ki burada unutacak olursanız ilk modelin ikinci sırasına bakarak e, ikinci modelin ikinci sırasını da yapabilirsiniz. Şimdi bu ikinci modelimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar iki sıradan oluşan modelimizi ön yüzde ve arka yüzde ördüm geldim şimdi tekrar krem ipime geçiyorum Modelden sonra hanımlar krem ipimizle e, artırma yapmıyoruz ilk iki sırada İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak örelim 65 ilmeğimiz vardı 65 ilmeğin tamamını düz olarak örelim arka yüzde de yine ilmeklerimizi ters örelim ön yüzde buluşalım Evet hanımlar ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi 3. artırmalarımızı yapacağız. İlk artırmayı yaparken 22 ilmek ördük. İkincisinde 25. 3. artırmada da kenardan 28 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 ilmeğimi ördüm. Şimdi 10 tane artırma yapacağım hanımlar. Bir ilmek artıracağız, bir ilmek düz öreceğiz. Bakın, bir ilk artırmamı yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Üçüncü artırmamı yaptım bir ilmek düz ördüm. Dördüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Beşinci kez artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Altıncı kez artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Yedinci artırmam. Bir ilmek düz örüyorum. Şu sekizinci artırmam. Bir düz ördüm. Dokuzuncu artırmam. Bir ilmek düz örüyorum. Onuncu artırmam. 10 tane artırdık. Bu yan tarafta da 28 ilmeğimiz kalıyor hanımlar. Kalan 28 ilmeğimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm ve geldim. En son 65 ilmek vardı. 10 ilmek daha artırdık. Şişimizde 75 ilmeğimiz oldu. Şimdi şu üçüncü desenimizi kuracağız renkli ipimiz ile. Şöyle renkli ipimi alıyorum yine elime. 2 sıradan olacağım. Modelimizi yine kuruyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi ip geçişi olduğu için ördüm. Yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Devamında hanımlar yine aynı model kurulumunu yapacağız. Bakın önde 2 ilmek var. İkinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki ilmeği kesiyorum. İlk iki modelimizi aynı şekilde üçüncü modeli de yapıyoruz. Öndeki iki ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum ipimi şişime doluyorum ve öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Aynı modeli kuruyoruz hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde modelimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, iki sıradan oluşan modelimi ördüm, geldim. Şimdi tekrar krem ipime geçiyorum. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde <laughs> öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar ilmekleri düzelelim. Arka yüzde de ters olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm geldim. Ee, bu sıramızda da hanımlar bakın bir ilk artırmamızı yaptık. 2, 3, 4. artırmamızı yapacağız. Dördüncü artırmamızı yaparken de bu defa ilk 31 ilmeğimizi örece sanımlar. Kenar ilmeğimle birlikte 31 ilmek. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ilmek ördüm. Bu defa 14 tane artırma yapacağız. 14 tane. Yine bakın bir artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İkinci kez artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Üçüncü artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Dördüncü artırdım. Bir düz ördüm. Beşinci artırdım. Bir düz ördüm. 6. 1 düz örüyorum 7 artırdım 1 düz ördüm 8 1 düz örüyorum 9 artırmam 1 düz ördüm 10 artırmam 1 düz örüyorum 11 artırmam 1 ilmek düz ördüm 12 artırmam 1 ilmek düz ördüm 13 artırmam 1 ilmek düz ördüm Ve 14 artırmamı yaptım Şişimde kalan 31 ilmeğimi Düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından arka yüzde de hanımlar ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm ve geldim. En son 14 ilmek daha artırmıştık. ile birlikte şişimizdeki toplam ilmek sayısı 89 oldu. Artık artırma işlemi bitti hanımlar. Artırma yapmayacağız. Şu modelin dördüncüsünü kuracağız. Bakın bir, iki, üçüncüyü yapmıştık. Şimdi dördüncü ve sonuncu modelimizi kuracağız. Yine aynı şekilde ön yüzde ve arka yüzde iki sıradan oluşan modelimiz yapılacak. Yine ilk ilmeğimizi renk değişikliği olduğu için örüyoruz. Yanına bir ilmek daha ördükten sonra aynı model kurulumunu yapacağız. İkinci ilmeğin aradan girerek ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime dolayıp öndeki iki ilmeğimizi kesiyoruz. Yine ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyoruz. İpimizi işimize dolayıp öndeki iki ilmeği kesiyoruz. Ön yüzde modelimizi bu şekilde tamamlayacağız. Arka yüzde de yine ördükten sonra bu defa tekrar ön yüzde krem ipimiz ile ilmeklerimizi 4 sıra ön yüzde düz arka yüzde ters öreceğiz. Dediğim gibi 89 ilmek olarak öreceğiz artırma yapmayacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters. 4 sıra modelden sonra ilmeklerimizi krem ipimiz ile örelim. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte bu taban bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar ben dördüncü modelimi yaptım. Dördüncü modelimden sonra da ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ilmeklerimi krem ipim ile ördüm. Hanımlar bu aşamada şöyle patiğimizin şekli düz şişte takılı olduğu için çok belli olmuyor. Sadece bir kereliğine mahsus bu sıramızda normal misinalı şiş kullanacağım. Patiğin açık halini size gösterebilmek için sonra yine normal düz şişime geçeceğim. Artık krem ipimiz ile işimiz kalmadı hanımlar. ilmeklerimizin tamamını e, renkli ipimiz ile öreceğiz. Hemen ilk iki ilmeği ördükten sonra şöyle krem ipimi keseceğim. Kremimin ucunu şurada renkli ipime bağlıyorum patiğimi sökülmesin diye. Dediğim gibi sadece bir sıralığına kullanacağım müsnalı şişimi. Modelin açık halini görebilelim diye. Bu aşamada hanımlar bakın ilmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz. Yani renkli ipimiz ile bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Ön yüzdeyim ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm. Bakın şeklimiz şu. Misin alışış olunca görüntü net şekilde ortaya çıktı. Görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şekil böyle. Bakın patiğimizin şekli bu. Ee, şimdi hanımlar patiğin şeklinde gösterdiğimize göre buraya bir diş haroşa örmemiz gerekiyordu. Tekrar geri dönüyorum. Misin alışışlardan kurtulmak adına yine normal şişime geçeceğim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa yani düz olarak yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim bu şekilde. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Ee, yeniden ön yüzdeyiz. Artık taban kesimine geçeceğiz hanımlar. E, tabanımıza burun kısmından 9 ilmek ile başlayacağız. E, yanlardan ilmek alarak 15 ilmek olana kadar tabandaki ilmekleri artıracağız. E, sonrasında 15 ilmek olarak tabanı keseceğiz. Şimdi e, şişimizde 89 ilmek vardı. 9 ilmek burun için ayırdığımızda geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca 40 kare ilmek düşüyor. Şimdi bu kenardan ilk 40 ilmeğimizi öreceğiz. 40 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2 3 4 5 Bu şekilde bu kenardan bakın 5 ilmeğimizi ördük. Toplamda 40 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar 40 ilmek bu sağ kenardan ördüm. Şimdi patik burun kısmı için 9 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu şekilde hanımlar 9 ilmek daha ördüm. 9 ilmekten sonra geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. İyi, i̇pim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar geri dönüyoruz. 9 ilmekle burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yanlardan birer ilmek alarak taban kısmındaki ilmek sayısını artıracağız. Şöyle ki yine ipim karşıda ilkini örmeden aldım. Öncelikle 9 ilmeğimi öreceğim. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Hemen şuradan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 ilmek oldu. 10 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım tabandaki 10 ilmeği öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 13 ilmeğimiz oldu. Bakın şurada hafif oval bir görüntü oluşuyor. Bu da ayak anatomisine uygun oluyor hanımlar. Patik burnu da böyle bir görüntü olunca ayak yapısına da uyumlu oluyor. Şimdi ipim karşıda yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 13 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yan taraftan bir ilmek ortaya ekledim 14 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeği öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim 15. Hanımlar tabanda artık 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi 15 ilmek olarak tabanımız örülecek kesimlere bu sıramızda başlayacağız. Yapacağımız işlem şu. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yine ipimiz karşıda ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar 14 ilmek öreceğiz hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz kesimden sonra geri dönüyoruz. Bu aşamada hanımlar her defasında ilmekleri tek tek saymanın gereği yok. Çünkü taban ile yan taraf arasında bakın şöyle tutunca ayrık bir görüntü oluyor. Bu tabanda şöyle son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmeği örerken kenardan da şu bir ilmeği alacağız. İkisini keseceğiz. Bakın saymadan gideceğiz. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine şöyle tuttuğumuz anda bakın taban ile yan taraf arasında bir boşluk var. Bu yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Bakın yine tabanımda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hanımlar kesimden sonra geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Biz bu işleme şu sağ ve sol kenardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim Evet hanımlar patiğimin tabanını 15 ilmek olarak bu şekilde ördüm geldim Şimdi bu 15 ilmekle patiğimizin e, Arka bölümünü yapacağız hanımlar arka bölümü örerken Bu kenar ilmek yerlerine girerek e, Arkayı kenarlara da eklemiş olacağız Şimdi Tekrar haroşeye devam ediyoruz. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmek kaldı. Son 2 ilmeği keserek örüyorum hanımlar. Bakın ikisini birlikte ördüm. Şişimde 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın burada 2 krem, 1 tane mor, 2 krem, 1 mor kenar ilmek yerleri var. Bu ilk krem kenar ilmek yerine girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim şöyle karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yine son 2 ilmeğim var. İkisini kesiyorum. Yine burada da krem kenar ilmek yerine girerek bakın şuradan arka yüzden şöyle ilmek çıkartabilirsiniz. Ya da böyle zorlananlar vardır. Onlar da şöyle geri dönecekler ön yüzde. Bakın krem kenar ilmek yerine şöyle giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi yeniden diğer ilmeklerimi öreceğim. Son iki ilmeğim kalana kadar. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Yine ikisini kesiyorum. Ve sırada yine ikinci krem kenar ilmek yerim var. Oraya giriyorum. Karşılıklı olarak kenar ilmek yerine aynı girelim hanımlar. Bakın burada iki tane krem, bir tane mor kenar ilmek yerim var. Fakat şurada üç tane mor görünüyor. İki tane, üç tane krem, iki tane mor görünüyor. Biz burada şu sol tarafı baz alacağız. Bu taraflarda hanımlar model kurulumu yaparken ip geçişlerinde ilk ilmeğimizi örmüştük. Bu nedenle fazla görünebilir fakat burada da yine karşıda olduğu gibi burada iki tane krem kenar ilmek yeri var buradan da yine iki tane krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız hani arka bölümü eşit örelim diye buna dikkat edelim şimdi ilmeğimi çıkarttım geri dönüyorum ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım son iki ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum Bakın son iki ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu sağ kenarda geri dönüyoruz hanımlar. Ve burada da yine ikinci krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimizi çıkarıyoruz. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Şimdi biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın şurası ve şurası. Buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz artık ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum patiğimizi bitirdik çünkü topuk bölümünü de bu şekilde ilmekleri kesiyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Bu kenarda hanımlar tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile dibine batarak şöyle bir sık iğne oluşturacağım. Şöyle. Buraya iki tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İlk başlangıç ipimizde de burada başladığımız yerde patiğimiz bitti hanımlar. Şöyle ilmek aralarından girerek şu arka bölümlere ipimizin ucunu gizliyoruz. Başlangıç ipi bitiş ipi hepsini gizliyoruz hanımlar. Evet patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Gayet bakın esnek bir yapısı var. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel, kolay, şık bir model oldu. Yapılışı da gördüğünüz gibi gayet kolaydı. 5 iş patik bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum hanımlar. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet. Patiğimi şöyle bakın. Manken ayağıma da giydirdim. Ayaktaki duruşumuzda şöyle biraz düzeltelim. Bakın patiğimizin tabanı, kenarları, diğer kenarı, topuk kısmı model bu. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.